Ben başardım. İnşaat mühendisi olarak kalıyorum Almanya'da arkadaşlar. Başardım. Bu videoda da size bu sürecimi anlatacağım. Nasıl iş buldum, bu noktaya nasıl geldim? Bir ara yüksek lisansen kabul aldım biliyorsunuz Hamburg Üniversitesi'nden, Hamburg Teknik Üniversitesi'nden. Ve oraya neden gidemedim, neden işler olmadı da nasıl bu işi buldum? Hepsini anlatacağım. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu videoyu işte başından görüp de hadi bize adım adım her şeyi söyleyecek, tık tık böyle soru cevap şeklinde robot konuşur gibi konuşacak bir kişi arıyorsanız bu video o video değil. Eğer böyle çok işte direkt bilgiye ulaşmak istiyorsanız danışmanlık veriyorum yurt dışı için, özellikle Almanya için. Bunu bir süredir yapıyorum, bayağı bir süredir. Daha çok eğitim ve işte motivasyon mektubu vesaire gibi noktalarında destek veriyordum. Artık iş konusunda da destek vereceğim. O yüzden bana ulaşmak isterseniz mervebulutdanismanlik@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Tabii ki ücretli danışmanlık. Bazen böyle mailler alıyorum ücretsiz mi diye. Arkadaşlar, ücretsiz nasıl danışmanlık yapabilirim? Bu noktada destek almak isteyen, vaktini değil nakdini harcayarak bir şeylere, bilgiye ulaşmak isteyenler mail atabilir. Lütfen bana işte benim durumum yok, öğrenciyim, karşılayamam bu parayı gibi mail atmayın. Arkadaşlar, ben buraya kimseden bir danışmanlık alarak gelmedim. Biliyorsunuz bu süreci de size anlattım nasıl geldiğimi. Hepsini internetin ücretsiz nimetlerinden faydalanarak yapıp da geldim. Ama ne oldu? Yıllarımı, aylarımı aldı. Şimdi bazı insanlar da belki de böyle olmasını istemiyor. Vaktim gideceğine nakdim gitsin diyor. Bu insanlar için, yoksa ücretsiz bir şekilde bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu videoda da zaten tüm sürecimi size anlatırken bir yandan da nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. O yüzden merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar, en baştan başlayalım. Ben buraya beni tanımayanlar için bir Avrupa Gönüllü Projesi'yle geldim. European Solidarity Corps Projesi, Erasmus Plus altında. Bu projede ben burada gönüllü olarak çalışıyordum. Ve o esnada açıkçası kışın, ben Almanya'ya gelirken burada kalacağım diye gelmedim. Ben içimdeki hep bir seyahat tutkusu vardı. Ben bunu gerçekleştirmek için ve Avrupa'da bir ülkeye vize alınca bütün Avrupa ülkelerini gezme hakkınız oluyor ya, dedim ki iyi, bol bol rahat rahat gezerim. Öyle de yaptım. Dedim ki kendi kendime, bütün aklımda olan ülkeleri göreceğim ve karar vereceğim. Benim açımdan en çok İtalya vardı içimde ki ben İtalya'yı çok sevdim. İki kere gittim. Bir Milano'ya, bir Roma'ya. Ama maalesef ki orada bir minimum asgari ücret bile yok. O yüzden benim geleceğim yine garanti altında olmayacaktı. Gezdiğim tüm ülkeler arasında da Almanya'da karar kıldım. Bunun sebebi de, belki başka bir videoda daha detaylı anlatırım ama, gelecek kaygısının olmaması, kendimi burada güvende hissetmem. Her anlamda güvende hissetmem. O yüzden Almanya'ya karar verdim ve şöyle bir şey oldu. Sonuçta ben buraya geldim ve buranın dilini bir şekilde öğrendim. Şimdi bunu da öğrenmişken, bunu da değerlendirmek, daha da üst seviyeye taşımak, çok daha iyi seviyede konuşmak istedim. Dedim ki eğer ben başka bir ülkede yaşayacaksam bile ileride Almancayı ana dilim gibi öğreneceğim ve bu benim biliyorum ki 2-3 yılımı alacak. Belki 3 yılda ancak bu seviyeye gelebilirim. Ana dil gibi olmasa da İyi bir seviyede konuşacağım 3 yılda. Bundan eminim, o yüzden burada kalmam gerekiyor. Diğer bir sebep ise Deutsche Pass. Tabii ki çok almak istiyorum. Bunu farklı yollardan yapamaz mıydım? Yapardım ama kendi emeklerimle yapmak istedim arkadaşlar. O yüzden de dedim ki biliyorsunuz bu yeni yasa çıktı. 1 yıl doldurmuşken madem geriye 2 yıl kalıyor, bunu da bir şekilde tamamlayıp Deutsche Pass'ımı alayım. Hepsini planladım yani. Ben aslında Almanya'ya gelmeden önce şöyle planlamıştım. Şimdi ben buraya geldiğimde Türkiye'deki yüksek lisansım devam ediyordu. Çünkü ben tam tez aşamasına geçtiğimde çalışmaya başladım ve biliyorsunuz inşaat sektörünü çok köpek gibi çalışıyordum yani, hiç yani kölelikti yani resmen benimkisi. En son ilk iş yerimden istifa ettiğimde son ayımda bir pazar günü izin yapmıştım. Yani 30 günde bir gün izin yapmıştım. Artık çok kötü durumdaydım ve yine o noktadan sonra istifa etmedim. Bana muhasebecinin işini de yüklemek istediler.
Çok zekiymişim, çok akıllıymışım. Muhasebeci izne çıktığında ben saf trik gibi kabul ettim onun yerine geçmeyi. Onlar baktılar ben işi muhasebeciden daha iyi yapıyorum. Aslında muhasebe değil bu arada. Muhasebe de farklı bir alandı böyle. Muhasebe tam olarak değil, her neyse. O kişinin işini ondan daha iyi yaptığımı gördüklerinde, firmaya kazanç sağladığımı gördüklerinde beni tekrar bir oraya alma durumu oldu. O kişinin farklı bir şeyleri olduğunda ve artık bana işte seni oraya alalım falan gibi bir şeyler oldu. Saçma sapan teklifler. Ve ikisini bir arada yürütlendiler. Dediler ben bu noktada tabii ki dedim ki yapmayacağım. Onlar yapmak zorundasın. Burası bir aile şirketi. Biz sana bunu söyledik falan. Hayır dedim yani böyle bir şey yok. Neyse zorladılar falan. Ben ciddi ağladım böyle. Sinirlerim bozuldu. O kadar çok üstüme geldiler ve o kadar hakkım yenilmiş hissettim ki istifa ettim. İyi ki de etmişim. Beklemiyorlardı böyle bir şey. Şaşırdılar. Ama gerçekten hakkım yendi yani. Çok yendi. Ondan sonra ben hemen iş aramaya başladım ve artık o işsiz kalma korkusu o kadar çok içime işlemişti ki 1,5 yıl işsiz kaldıktan sonra ilk gelen teklifi kabul ettim ve gerçekten de çok daha rezaletti. Neyse buraları geçelim. Sonrasında ben dedim ki Türkiye'deki yaptığım yüksek lisansın da yurt dışında bir şeyi olmaz ve o dönem o kadar çok benim yoğun ve stresli bir dönemimdi ki ben tezimi bitiremedim arkadaşlar. Ve buraya geldiğimde ben bir yandan hani belki Instagram'da beni takip edenler aa hep eğleniyor, hep geziyor görüyor ama arka planda görmediğiniz o kadar çok şey var ki ben bunları bazen hikayelerimde paylaşıyorum. İnsanlar yalan bir dünyaya aldanmasın, her şeyi gerçekliğiyle görsün diyor ama maalesef o hikayeleri pek kimse izlemiyor. O reels'lerin, eğlenceli reels'lerin izlendiği kadar. O yüzden yapacak bir şey yok. Siz kendinizi bu sahte dünyanın içine hapsetmek istiyorsunuz. Ben size ne kadar gerçekleri göstermek istesem de ben bu odada buradaydım masam o zaman. Yani aylarca oturup tezimi tekrar baştan yapmaya çalıştım. Çünkü üzerinde bir yıldır çalıştığım proje beklediğimiz sonuçları vermedi. Ve bu benim için o kadar kötü bir durumdu ki ben dedim ki belki de benim bu tez yani bitirmemem gerekiyor. Belki de ben inşaat mühendisi olmamalıyım. O dönemde onu çok sorguluyordum zaten. İçinde çalıştığım şartların kötülüğünden dolayı. Acaba ben inşaat mühendisi olmak istiyor muyum? Ya işte YouTube'dur, Instagram'dır bunları yapmak çok hoşuma gidiyor. Belki bu alanda ilerlerim vesaire gibi düşünüyordum. Ve dedim ki bir gideyim. Bir bakayım ne oluyor, ne istiyorum vesaire. Sonra karar veririm diye ve dedim ki işte ilk giderim dedim. Sonra orada dedim bir yüksek lisans programına başvururum, kabul alırım, yüksek lisansla kalırım. Hem part time çalışırım hem de yüksek lisansımı yaparım. Hangi alan olduğuna da işte orada karar veririm. Belki marketing alanında yaparım dedim. Sonra arkadaşlar gerçekler yüzüme çarptı benim. Ben inşaat mühendisliğinden mezun olduğum için marketing alanına yüksek lisans için başvuramıyorum. Ancak lisans için başvurabilirim. Bu da 3 yıl burada aslında çok da bir şey değil. Ama sonra dedim sonra bana şöyle bir şey oldu. Ben tezimi de yazıp yazmama konusunda çok gitgeldeydim. Sonra dedim ki Merve 3 ay, 2-3 ay, 3 ay böyle otur odaklan dedim. Tezini yap, bitir, diplomanı al eline. Çünkü burada şunu gördüm. Yüksek lisans çok önemli. En az yani lisans kadar önemli. Çünkü yüksek lisansınız olmadan bir lisanstan mezun olduğunuzda tamam ama yüksek lisans hani nerede? Ne alanında uzmanlaşıyorsun? Tamam bu alanda uzmanlaşmak istiyorsun ama yükseğin yok. Hani bu alanda bir şey yapmamışsın ki. Çok genel lisans gibi kalıyor. Yüksek lisans burada çok çok önemli. Hatta burada bir arkadaşıma sordum. O buralı değil. Londra'dan gelmişti buraya. O da burada geldi işte tekrar ikinci bir yüksek falan yaptı. Dedim ki sence ne yapayım? Çünkü şu anda dedim burada eğlenmek, gezmek varken ve Almancayı öğrenmek istiyorum. Almancaya odaklanamayacağım eğer teze odaklanırsam. Çünkü full time çalışıyorum. YouTube, Instagram'a içerik üretiyorum. Sence ne yapayım dedim. Onun bana dediği şey şuydu. Merve eğer yarın öleceksen yüksek lisans diplomanla öl. En azından arkandan yüksek mühendisti derler. En azından master degree'li biri öldü. Bachelor'la mı öldü? Bachelor degree'si olan birisi öldü mü dedirteceksin kendine demişti. Ben de çok gülmüştüm buna. Yani o zaman gülmedim açıkçası. O zaman benim üzerimde ekstra bir baskı oluşturduğu için ne kadar kötü bir arkadaşsın demiştim.
kavga etmiştim onunla. Çok komik. Ama sonra kapattım telefonu ve düşündüm biraz. Aradan bir süre geçti ve ben karar verdim. Ve işte onunla hatta ben şey bayağı tekrar konuşma noktam yüksek lisansımı bitirdiğimde tez savunmamdan geçtikten sonraydı. Ay çok komik ama çok acımasızdı, ne yapayım. Ondan sonra bana da mantıklı geldi vesaire. Dedim ki ben şimdi işte Aralık sonuna kadar işte Ocağa kadar diyelim. Ocak tan sonra benim yine projemin bitmesine 6 ayım var. 6 ay full Almanca odaklanırım. Almancamı da geliştiririm gibisinden düşündüm. İşte o 6 ayın 3 ayında çok odaklanırım. Son 3 ayımda da işte başvurularımı yapmaya başlarım gibisinden. Ben zaten gelmeden önce de IELTS alma sebebim işte Almancayı nasıl yapacağım, ne yapacağım bilmiyorum. İngilizce bölümlere başvurur, vizemi uzatmak için garanti kabul alırım diye her şeyi planlamıştım. Bunları anlatmam bence güzel bir şey. Bunları kendinize not alıp kendinize de böyle siz de yol haritası çizebilirsiniz. Ben yani böyle ABC bütün yolları çizmiştim ama hani her şeyi böyle planlamıştım. Ama planlamadığım bir şey vardı arkadaşlar. Ben Euro'nun bu kadar artacağını ve bizim bu kadar fakir olduğumuzu unutmuşum. Bunu göremedim. Çünkü ben üniversitelere başvuracaktım işte iki tane bir Yunanistan bir tane başvurdum oradan para ödedim bir de dedim ki ya böyle para ödemeden başvuracağım üniversiteler bulayım Hamburg Teknik buldum işte yüksek lisans için ona başvurdum onlar da sağ olsun erkenden açıkladılar sonuçları Nisan'ın ortası gibiydi böyle. Ben o bir mutlu oldum. Direkt annemi babamı arıyorum. Tamam diyorum artık garanti işte kalıyorum aldım. Bana gönderdiler kabul belgemi. Bununla işte Ausländerbehörde'ye başvurup uzatabilirim. Türkiye'ye hiç gelmeme gerek kalmayacak. Ondan sonra işte sonra yüzümüzü tabii ki bizim para konusu çarptı. Ve bize şöyle oldu. Biz bir hata yaptık ve akrabalarımıza güvendik. Almanca akrabalarınıza güvenmeyin diyormuş. Şaka şaka gerçekten Almanca demeyeyim gurbetçi diyeyim de. Ya insandan insana değişiyor ama gerçekten benim o süreçte bu garantörlükle ilgili güvendiğim iki kişi oldu. İkisi de beni yarı yolda bıraktı arkadaşlar. Bir tanesinden yediğimiz kazık çok koydu çünkü o akrabaydı ve böyle biz onu direkt aradık babam aradı direkt ve adam işte böyle şey yaptı o her şey yaparız helal olsun işte destek çıkarız her şey yaparız ya nasıl başardı böyle övdü dövdü beni her şey yaparım falan dedi sonra telefonları açmamaya başladı. Mesajlara cevap vermemeye başladı. Sonra bir gün bir sesli mesaj gönderdi. İşte çocuklar hasta yok işte böyle şöyle biz yapamayacağız. Hani yapamayacağız gibi de demiyor tamam mı işte. Ben işte bilmiyorum nasıl olacak. Bir de online başvuru yapılabiliyor tamam mı? Randevu alıp gitmenize de gerek yok. Sadece evrakları göndereceksiniz. Hatta ilk etapta sadece bana göndermesi gereken iki tane kağıt vardı yani. Onları çok da basit ulaşması. Onları gönderecekti. İlk ben başvuracaktım. Sonrasında süreç işleyecekti aslında. Çok zor bir şey olmayacaktı. Çünkü ben Türkiye'de değilim, buradayım. Burada olduğum için süreç çok daha kolay. Ama bu mesajı attı ve sonra ortadan kayboldu. Ne babamın telefonlarını açtı, ne benim mesajlarıma döndü. Ve gerçekten çok üzücüydü. Çünkü duygusal. Benim kendimi kötü hissettiğim nokta şu oldu. Hani orada babam kendini işte bir baba olarak yetersiz hissetti. Hani onun yüzünden. Çünkü beni arayıp kızım işte korkma böyle böyle senin işte arkandayız. Bu kişi de işte seni destekliyor. O işte her şeyi yapacak, yardım edecek. Rahatsın, korkma gibisinden. Sonra bana verdiği sözü tutamamış gibi oldu. Maddi olarak kredi çekelim dedik. 12 bin euroya yakın para. Onun kredisini çekme imkanımız yoktu. Sonra şöyle bir şey öğrendik. Yarısını 6 aylık şekilde başvurabilirmişiz. Biz de o şekilde başvurmayı denedik. İşte o dönemde de krediye işte hani alabilirsiniz dendi istediğin zaman. Ben de dedim ki baba dur ben deneyeceğim. Ben yani çünkü
bu kişi bize destek vereceğini söyledi ve şu anda böyle bir, çünkü arkadaşlar o parayı çekeceğiz ama onun bir de geri ödemesi var. Yani geri öde, aylık 10 milyar falan oluyor yani. Nasıl ödeyelim? Çok fazlaydı. Ben dedim hani her şeyi bulmaya çalışacağım. En kötü noktada artık ona başvuracağız dedim. Ondan sonra ben daha fazla okumak istemiyorum. Okusam ne olacak? İngilizce bölüm. İngilizce okuyacağım. Bu defa Almanca öğrendiğim az bir şey. Onu da unutacağım ve Almanya'da Almanca konuşmadan hayatımı devam ettireceğim ama buraya hiçbir zaman ait hissetmeyeceğim. Eğer buranın dilini konuşmuyorsanız buraya ait hissedemezsiniz. Ben inanmıyorum yani. Çünkü çevreniz sadece İngilizce konuşabilen insanlardan ibaret olacak. Girdiğiniz ortamlar o şekilde olacak ve işte sadece marketten alışveriş yapmaya yetecek bir Almancayla Almanya'da yaşamak da biraz ayıp geliyor bana. Sonrasında dedim ki bir de maddi olarak beni zorlayacak, benim iş bulmam lazım. Ben dedim ki benim iş bulmam lazım. Başvurular yapmaya başladım. Çünkü o zaman hem sponsorluk vesaire firma yapacaktı hem de para kazanacaktım artık. Ailemden bir destek almam gerekmeyecekti. Çünkü bu sene hiçbir destek almam gerekmedi. Çok ufak noktalarda tabii ki, bazen sıkıştığım noktalarda tabii ki destek oldular. Ama onun dışında her şeyimi ben kendim idame ettirdim. Yani onca ülke gezdim vesaire ufacık bir aldığım bir parayla. Ama üniversite okuduğumda tekrar her şey sıfırdan başlayacak. Kalacak yerim vesaire hepsi için ailemden para istemem gerekecek ve o krediyi çektikten sonra benim o masraflarım için verecekleri para nereden gelecekti? Kafamı kurcalayan buydu. Onun dışında dedim ki, bayağı uzun konuştum yalnız, umarım sıkılmamışsınızdır ama bence bunlar önemli. Bu süreçlerin hepsini öğrenmeniz sizin için önemli. Sonrasında dedim ki iş bulmam lazım. İş başvuruları yaptığımda şöyle oldu. Dönüş almadım. Dönüş almadım. Bu arada CV'mi oluşturmam çok uzun sürdü. Yani sanırım 1 ay 2 ay sadece İngilizce CV'mi oluşturmam sürdü. Sonra bir cover letter yazdım. Hani sonra her yaptığım başvuruda o cover letter'ı farklılaştırmak vesaire. Çok uzun işler. Ve ben İngilizce CV'mle hiç dönüş almadım arkadaşlar, yani hep red. Ondan sonra dedim ki ben galiba bulamayacağım burada iş. Sonra şöyle bir şey oldu. Birileriyle konuştum işte. Bana dediler ki Almancan iyi. Gayet iyi konuşuyorsun, anlıyorsun, gayet iyi yani. Bir yılda bu kadar öğrenmişsin. Ki o zaman bir yıl bile değil, 9 ay falandı galiba. Almanca CV'ni yapmakta biz yardım ederiz. Hani şey yapalım. Ben kendim oluşturdum. İngilizce CV'mden çevirdim. Onlar işte gramer hatalarımı falan düzeltti. Burası da AVO'nun bir kurumuydu. AWO. Onu da bana şefim tavsiye etti. Çünkü benim gönüllülüğümü yaptığım bu kurum da AVO'nun altında bir kurumdu. O yüzden o kuruma gittim ve onlar bana orada destek verdiler, yol gösterdiler. Çok da bilgili değillerdi aslında bu konuda. Çünkü daha çok orası böyle iltica eden kişiler içindi. O yüzden benim konumda pek bilgi sahibi değillerdi. Sadece ben işte hatta bazı şeyleri katıp çok karıştırdılar. Neyse, oralara çok girmeyeceğim. Sonra neyse, ben Almanca CV ile başvuru yapmaya başladım. Almanca motivasyon mektubu ve şöyle bir şey öğrendim. Onlardan öğrendim bunu da işte. Almanca başvuru nasıl yapılır? Almanca bir şekilde Almanya'da firmalara başvuru yaparken arkadaşlar sadece bir CV göndermiyorsunuz. Bir CV bir cover letter'la göndermiyorsunuz. Bütün evraklarınızın içinde olduğu bir dosya hazırlıyorsunuz. Bu 10-15 sayfa arasında değişiyor. Ve onu gönderiyorsunuz, tamam mı? O evrakların içinde de işte sizin diplomanız, ANAB'inden Türk Almanya'da bunun tanımlı olduğunu gösteren belge, dil sertifikalarınız, katıldığınız sosyal etkinliklerdir vesairedir. Bütün hepsi oluyor. Böyle bir dosya gönderiyorsunuz PDF yapıp. Onunla ben başvurmaya başladım. Size yemin ediyorum, gece başvurdum, sabahına
beni aradılar ve gerçekten çok güzel dönüşler aldım. Sonra işte telefon mülakatı yaptık ilk iki firmayla. İlk yani nasıl hazırlandım biliyor musunuz? Böyle o kadar çok video izledim ve çıkabilecek soruları yazdım. O sorulara cevaplarımı ilk Türkçe sonra İngilizceye çevirdim. Sonra işte ev arkadaşımla İngilizceden Almanca'ya çevirdik. Yani o kadar uğraştım ki inanamazsınız yani. Öyle böyle değil. Ev arkadaşlarından biri anahtarını unutmuş da kapıyı açar mısın 10 dakika sonra dedi. O yüzden kesildi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle. Başvurular bu şekilde. Bütün soruları vesaire hazırladım. Bu süreci daha detaylı anlatırım. Size taktikler vereceğim videolar çekerim. Bu süreci anlatıyorum şu anda, tamam mı? Lütfen bundan kopmayalım. Çünkü sizin de başınıza gelecek. Belki ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yolunuzu nasıl çizeceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Ayrıntılı birebir görüşmek isteyenler danışmanlık alabilir. Sakın yorumlara gıcık gıcık şeyler yazmayın. Ondan sonra düşünsene danışmanlığı da böyle veriyormuşum. Şöyle şöyle. Hayır, gerçekten çok iyi yol gösteriyorum. Bayağı iyiyim bu konuda. Sadece şey gibi değil yani, o danışmanlık firmaları gibi sadece işte şunu al buna başvur gibi değil. Bayağı yolunuzu çiziyorum ve neler yapmanız gerektiğini adım adım size söylüyorum. Sadece bu başvuru olayında değil yani. O sizin kabul almanız için nasıl bir kişiye dönüşmeniz gerektiği, sosyal aktiviteler vesaire hepsinden bahsediyorum. Çünkü benim İşten kabul almamdaki en büyük etken bu projeye katılmış olmamdı. Neden? Çünkü ben buraya geldim. Bu şehirde yaşadım. Bir yıldır yaşıyorum. Burada şu anda bir kalacak yerim var. Beni başka bir ülkeden getirtmek zorunda değiller. Dilini öğrendim. Biliyorum. Buranın kültürüne hakimim ve burada kalmak istediğime karar verdim. En önemlisi bu. Çünkü bana çoğu firmanın sorduğu şey, biz sizin CV'nizi çok beğendik. Görüşmemiz de çok güzel geçti. Ama biz şunu merak ediyoruz. İşte biz işte uzun süreli bir kişi arıyoruz. Uzun süreli çalışacak bir kişi arıyoruz. Hani ben hani bundan birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra der misiniz işte ben işte Türkiye'ye dönmek istiyorum gibisinden. Benim vereceğim cevap da şu oluyor. Ben zaten bir yıldır buradayım. Almanya'nın etrafındaki diğer Avrupa ülkelerini de tek başıma seyahat edip hangi ülkede kalmak istediğimi karar verdim. Bu da Almanya'ydı. Almancamı da çok iyi seviyeye getirmek ve burada yaşama devam etmek istiyorum. Çünkü kendimi burada rahat, konforlu ve güvende hissediyorum. Ve buna inanıyorlar. Çünkü arkadaşlar o kadar masraf sokup birini getirtecekler yurt dışından ve onun burada kalıp kalmayacağı belli değil. Yani kimse böyle bir riski almaz açıkçası ki benim şu anda girdiğim firmada böyle bir şey benden önceki birini almışlar. Beni en çok da açıkçası cesaretlendiren nokta oydu. Ta işte Latin Amerika'dan bir yerden birini getirtmişler. Beni neden almasınlar dedim yani. Hiç ben daha iyiyim. Çünkü buradayım ya sonuçta. Hani oradan gelen kişi büyük bir risk onlar için. Beni almaları o kadar büyük, daha onun kadar büyük bir risk değil. Neyse. Mülakat, telefon mülakatları oluyor, tamam mı? Bazı firmalar yetenek testleri gönderiyor. İşte 4 aşamalı yetenek testlerine falan girdim. Onun sonuçlarına bakıyorlar, ediyorlar. Sonra birebir mülakat. Yüz yüze mülakatım gerçekten. Telefon mülakatından bence çok daha iyi. Bunları mesela günlük paylaşmıştım Instagram'da. YouTube'da da Shorts'larda belki paylaşabilirim. Oralardan da böyle günlük, anlık o an neler hissettiğimi de izleyebilirsiniz. Belki onların hepsini birleştirip tek bir videoda yapabilirim. O yüz yüze mülakatlar da yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor ve o kadar çok şey soruyorlar ki, o kadar inanamazsınız ya. Ben Türkiye'de o kadar mülakata girdim, hiç kimse bu tarz sorular sormuyordu ve bence bu çok güzel bir şey. Çünkü işte Türkiye'de sordukları şey, şartlarımız bu, kabul ediyor musunuz? Bakıyor, siz beklentisi yüksek birisiniz, overqualified birisiniz. Size zaten kapıyı gösteriyor yani. Neyse, o konular sinirimi bozuyor. Bu noktada yüz yüze mülakatta da en önemli şey özgüveninizin olması, güzel temiz giyinmiş, özenle gitmiş olmanız, sorulara hazırlıklı olmanız dolayısıyla
İletişimin tık 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 ilerlemesi. Benim yüz yüze gittiğim mülakatlarda da çok güzel geri dönüşler aldım. Gerçekten işte nasıl bu kadar kısa sürede öğrendiniz Almanca, zor 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 diyorlar diye. Bu Almanca zor konusuyla ilgili de bir video çekeceğim. Çok sinir oluyorum bu şekilde videolar paylaşan insanlara. Hep kafamızda Almanca çok zor öğrenemeyiz gibi algılar oluşturuyorlar. Evet zor, bu yalan değil, ama işte buraya gelmiş 3 yıldır burada bir kelime Almanca konuşamıyor ve bunu utanmadan paylaşan insanlar var. Ve insanlar diyor ki o 3 yıldır orada Almanya'da olduğu halde öğrenemiyor. Ben nasıl öğreneyim? Ya bu insanlara lütfen lütfen bu insanları lütfen takip etmeyin ya. Sizi motive eden, sizi çalışmaya, azmetmeye özendiren insanları takip edin ya. Bu adam ya, bu insana ne faydası olabilir ki sana? Kendisine faydası yok. Ya ne demek 3 yıldır Almancasını konuşamıyorsun iki kelime? Delireceğim. Neyse. Bu noktada tabii ki size saygıları çok daha fazla artıyor. Diyor ki tamam, bu kişi gerçekten buraya entegre olmak istiyor. Çünkü küçücük bir zaman diliminde buraya gelip Erasmus yapan, diğer partileyen gençler gibi değil de gerçekten geleceğini çizmeye gelmiş biri bu diyor. Anladınız mı? Bu çok önemli. Bunu gösteriyorsunuz. Yüz yüze mülakattan sonra da yüz yüze mülakatta bana şöyle oldu. Sonunda direkt beni zaten HR'la falan görüştürmediler. İnsan kaynakları falan değil. Ben direkt yüz yüze mülakatta direkt şirketin CEO'suyla görüştüm. Ve o da zaten inşaat mühendisi olduğu için direkt teknik konularda sorular da sordu. Ve bana dedi ki biz dedi sizin CV'nizi çok beğendik. Mülakatta benim açımdan çok güzel geçti dedi. Şu anda dedi, açıkta dedi, inşaat mühendisi için 4 açık pozisyonumuz var. Hangisini seçmek istersiniz dedi. Ya benim için o kadar inanılmaz bir andı ki arkadaşlar, bana sundu. Çünkü farklı farklı alanlar var ya inşaatta. Hangisini istiyorsun dedi bana. Bu resmen açık kapıydı. Ve hani bana şöyle sundu tabii ki. Dedi ki bir hafta praktikum, staj yapın burada. Hem siz bizi görün hem biz sizi görelim. Bir haftanın sonunda da oturup konuşuruz. Biz zaten işte daha önce de birine böyle bir teklif sunduk geçen sene. O kişi de işte yeni mezundu. Almanya'dan önce hiç gelmemişti. Biz onu buraya davet ettik. Geldi, bir hafta yaptı stajını. Bir haftanın sonunda da burada kaldı. Siz neden kalmayasınız dedi. Vizyonunuz bizim şirketimize çok uyuyor dedi. Çok farklı, çok güzel bir perspektifiniz var ve neşeniz dedi. Almanların olduğu ortamı belki de neşelendirecek, daha da güzelleştirecek bir gülümsemeniz var gibi bir şey söyledi. Böyle çok güzel şeyler söylemişti. Ben de tabii ki kabul ettim ve seçtiğim alanda altyapı ve yol projelerinde planlama mühendisi olaraktı. Çünkü arkadaşlar ben yüksek lisansım proje yönetiminde, yapı işletmesinde yaptım ve hayalim gerçekten de yurt dışında planlama mühendisi olarak çalışmaktı. O yüzden bu alanı seçtim ve ben bunu seçerken o kadar kişi bana seçme, bu ne, deprem seç, ya teknik seç, bu kim planlama mühendisi bakıyor Türkiye'de alıyor dedi. Ama bakın başardım. O yüzden inandığınız, istediğiniz şeyin peşinden her zaman gidin. Beni bu çok mutlu etmişti. Sonra onlar bana işte birkaç gün sonra staj için bir sözleşme gönderdiler. İmzaladım, onlara geri yolladım. Sonrasında 2-3 hafta sonra kadar stajıma başladım. Benim için inanılmaz bir şeydi. İlk defa, yani ben tamam çalıştığım yerde de Almanca konuşuluyordu ama oradaki firmadaki Almanca çok farklıydı. Yani çok yüksek bir Almancaydı ve ben ilk girdim başım falan dönüyor. Anlayamıyorum. Bana bir şeyler gösteriyorlar. Hani adam CEO kalktı bana bütün ofisi tek tek her şeyi gösterdi. Su şişeme kadar getirip verdi falan, böyle çok ilgililerdi. Bu beni inanılmaz gururlandırdı. O kadar mutlu etti ki anlatamam. Ortam çok güzeldi. Herkes çok keyifli, çok eğlenceli, böyle çok tatlı davranıyor birbirine. Saygı var ama sevgi de var böyle. Hani sizli bizli değil, senli benli konuşuyorlar. Hani zi değil du. O da hoşuma gitti. Ondan sonra yani ortam çok güzeldi ama ilk başlarda tabii ki bunu anlayamadım. Ya yani direkt biz, sonra benim şefim olacak kişiyle biz direkt bir toplantı odasına çıktık ve bana direkt sorular sormaya başladı ve bayağı teknik, bana direkt bir yol projesi verdi. O proje incele falan filan. Bayağı teknik konulara girdik. Her gün farklı bir görevim vardı. Ben dedim ki nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bu kısmı da kısa tutuyorum. Bunu da bir inşaat mühendisleri için ayrı bir video açıp yapıp orada anlatırım. Çünkü o alanda olmayanlar anlamayacak. Çok sıkıcı olacak onlar için.
Her gün böyle farklı görevlerim vardı ve ben zaman geçtikçe o kadar çok daha rahatladım ve kendimi daha iyi ifade etmeye başladım ki bu beni çok mutlu etti. Çünkü benim içimde kendime inancım yoktu açıkçası. Bir firmadan kabul alacağıma dair inanın ki beni buradaki Almanlar bana ikna etti. Türkler zaten işte böyle çok nasıl diyeyim desteklemiyorlar. Hep çok karamsarlar. Ve hani işte Almancan işte C1 olması lazım. Yok şöyle sertifikan olması lazım. Yok denklik yaptırtman lazım burada falan gibi. Hep böyle çok karamsarlar ve hiç destek olmuyorlar böyle. Ama gittiğim her kurumdaki Alman ve çalmadım kapı kalmadı bu arada. Ben o kadar çok denedim ki böyle evde oturup da hadi bekledim değil yani. Deli deli dana gibi böyle dolandım etrafta. Yemin ederim size çalmadığım kapı kalmadı, aşındırmadığım kapı kalmadı. Her bilgiyi öğrendim ve en sonunda burada her yoldan kabul alarak kaldım. Yüksek lisanstan kabul aldım, işten kabul aldım, gönüllülükten, BFD'den kabul aldım. Artık yani şeyim kalmadı yani kesin ya, kesin yani buradayım. Onun o yüzden deneyeceksiniz, çok çabalayacaksınız. Hiçbir şey önünüze hazır gelmiyor. Gelenler var, onlar ayrı, biz onlardan değiliz. Artık bu saatten sonra inşallah bizim de önümüze bazı şeyler hazır gelir ama bu noktaya kadar bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Stajdan sonra da son günümde, cuma günümde işte ilk şefimle konuştuk. O bana sordu. Nasıldı senin için? Seni dinlemek istiyorum. Benim için önemli olan senin ne düşündüğün dedi. Ağlamak istedim. Benim de düşündüğümü umursayan bir şef. Yüce Rabbim. Öyle konuştuk. O memnundu gayet benden ama tabii ki hep motivasyonumu çok beğendiğini, sorduğum soruların çok yerinde olduğunu falan söyledi. Ve bunun hep böyle devam etmesi gerektiğini söyledi. Ondan sonra biz CEO kişisiyle oturduk ve o dedi ki şefinle görüştüm dedi. Her şeyden önce senin karakterinin ne kadar güzel olduğundan bahsetti. Çok saygılı, çok kibar bir karaktere sahip olduğunu ve bunun takım içerisinde çok güzel bir uyum gösterdiğini söyledi. Her şeyden önce bu konuda çok etkilemişsin dedi. Sonrasında da sorduğun sorular, verilen görevleri işte yerine getirmen, doğru yerde doğru soruları sorman çok etkilemiş dedi. Böyle dedi yani biz sizinle devam etmek isteriz. Siz ne düşünüyorsunuz gibisinden. Ben de çok beğendiğimi, orada kendimi çok iyi hissettiğimi, çok keyifle çalıştığımı ve daha fazla öğrenmek istediğimi söyledim. Daha çok öğrenecek şeyimin olduğunun da farkında olduğumu vesaire de söyledim. Sonra onlar bana baya tamam biz size sözleşmeyi atalım, inceleyin. Sonra tekrar sözleşmeyi imzalamak için gelirsiniz. Tabii ki sorularınız olursa bütün sorularınızı sorun. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Sözleşmeyi de imzaladıktan sonra vize işlemlerine başlarız dediler. Sonra bana sözleşmeyi attılar. Ben inceledim. Sorularımı sordum. Ondan sonra da sözleşmeyi imzalamaya gittim. Sözleşmeyi imzalamaya gittiğimde artık hani böyle her şey gerçekti ya ve ben bu noktaya kadar yine kimseye söylemedim. Sözleşmemi imzaladıktan sonra vize sürecimi de başvurumu da yaptıktan sonra söyledim. Şu an bu arada bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal vizemi almış olacağım ama şu anda hala bekliyorum. Paylaşmak istemedim tamamen her şey netleşene kadar. Sonra böyle işte ben o sözleşme imzalamaya gittiğimde aşırı heyecanlıydım. Rezaletti yani titriyordum resmen ve çok saçmaydım. Çok saçmaydım yani çok kötüydü. Ama çok şükür ki o an bana sözleşmeden vazgeçiyoruz falan demediler. İmzaladım sözleşmemi aldım geldim ve 2 gün sonra falan hemen vize işlemlerine başlattık. O noktada da zaten firmanın çalıştığı bir kurum vardı beni vize konusunda destekleyen. Bütün süreci onlarla birlikte ilettik. İlerlettik. Onlar görüştü. Aslında Behörde ile vesaire. Aslında normalde ben hemen başlayacaktım. Temmuz'un birinde başlayacaktım. Sözleşmem o şekildeydi. Fakat Aslında Behörde dedi ki biz maalesef çok yoğunuz. Temmuz'un birinde ancak işte işlemlere başlayabiliriz. Ama evrakları inceledik ki dokümanların hepsi tamam. Bir eksiklik yok. Ağustos'un birinde başlayacak şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Biz Temmuz'un sonuna doğru bir fixing 5 aynı gün göndereceğiz. Sonrasında da kalıcı oturum kartını alması için bir randevu vereceğiz dediler. Bizim kurumla da konuştuk. Onlar da tamam dedi. Bizim için sorun yok dediler. Çünkü tabii ki biliyorlar yani vize ihtiyacın
uzun sürüyor, vize uzun sürüyor ki yine çok uzun sürmemiş oluyor aslında, ama olsun, ben zaten bir süre böyle dinlenmek istiyordum çünkü çok yoğundum. O yüzden bu ayım boş. Yarından itibaren bir küçük bir Almanya turu yapacağım. İşte 49 Euro'luk tren biletimle. Böyleydi arkadaşlar. Sürecim bu şekildeydi. Merak ettiklerinizi aşağıya bırakın. Farklı videolar çekerim. Danışmanlık için dediğim gibi açıklamada mail bulabilirsiniz. Lütfen şahsi mailimi atmayın. Cevap veremiyorum oradan. Onun dışında bu şekildeydi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hep dua ediyordum ki Allah'ım, buraya kendi çabamla geldim. Burada kalmam da kendi çabamla olsun. Beni kimseye muhtaç etme diye. Öyle olduğu için çok mutluyum, çok gururluyum. İnanılmaz bir şey, anlatamam size. Ve hani geçen sene hayalini kurduğum her şeyi bu sene yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Resmen manifestlediğim hayat, dua ettiğim hayat tek tek gerçekleşiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey bu. Hani şaka gibi ya, inanamazsınız yani. O kadar garip bir şey ki. Bunun da bir videosunu çekeceğim. Manifestlediğim hayat gerçek oldu diye. Bunu nasıl başardığımı da anlatacağım. Çünkü iş sadece böyle rasyonel bir şekilde hadi bu yoldan gideyim de bunlara yapayım da olur diye de değil. Burayı da ayarlamak lazım. Kalbi de ayarlamak lazım. Hepsi birlikte çalışıyor. Onları da nasıl yaptığımı başka bir videoda anlatırım. The Secret belgeseli beni çok etkilemişti ve çok faydalı buluyorum. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.